Merhaba arkadaşlar, ben Melisa Uysal. Bugün sizinle Türkçe dersi işleyeceğiz. Evet, önceki dersimizde medya metinlerini işlemiştik. Bugün neler işleyeceğiz bakalım. Evet, bugün metnin ana fikrini, ana duygusunu belirlemeyi ve yazma stratejilerini uygulamayı öğreneceğiz. Temamız duygulardı. Evet, başlayabiliriz. Aşağıdaki boşluklara zarftan seçtiğiniz yüz ifadelerini yapıştırınız. Karşısına bu yüz ifadelerinin ne anlatmak istediğini yazınız. Evet, zarfımız burada. Evet. Daha önce hazırladığımız yüz ifadeleri şöyle. Sırayla başlayalım. Evet. Sizce bu yüz ifadesinde ne anlatmak istemiş? Evet, burada kızgın bir yüz ifadesi var. Yani bir şeye çok sinirlenmiş olabilir. Evet, diğer yüz ifademiz bu. Sizce burada ne anlatmak istemiş olabilir? Burada şaşkın bir yüz ifadesi var. Yani beklenmedik bir şey yaşanmış olabilir. Evet, burada gülümseyen bir yüz ifadesi var. Yani mutlu olmuş olabilir. Evet. Sizce burada ne anlatmak istiyor? Evet. Burada korkmuş bir yüz ifadesi var. Yani aniden bir şeyle karşılaşmış olabilir. Sizce burada ne anlatmak istiyor? Burada da üzgün bir yüz ifadesi var. Yani bir şeye çok üzülmüş olabilir. Siz de karşılıklarını yazabilirsiniz. Şimdi metninize geçelim. Garip bir özlem. Okullar tatil olalı 2 hafta olmuştu. Aile şimdiden okulu çok özlemişti. Arkadaşlarıyla oynadığı oyunları, dersleri, öğretmenini, hatta sırasını bile özlemişti. Okulların tekrar açılacağı günü heyecanla bekliyordu. Aylin tatil günlerinde çok sıkılıyordu. Tek arkadaşı köpeği Haylaz'la. Haylaz ailenin üzgün olduğunu hissediyordu. Hep onun yanında dolaşıyor, heyecanla kuyruğunu sallayıp ailenin onunla oynamasını bekliyordu. Ama Aylin yine bir kenarda arkadaşlarını, okulunu, sırasını, öğretmenini hayal ediyordu. Aylin tam hayallere dalmışken annesi Aylin'i yanına çağırdı. Aylin hemen annesinin yanına gitti. Haylaz da peşindeydi. Annesi Aylin'e fotoğraf albümünü göstermek için çağırmıştı. Aylin'e kendi okul arkadaşlarıyla olan fotoğraflarını gösterdi, anılarını anlattı. Aylin üzüntüsünü unutmuştu, içini sevinç kapladı. Annesi Aylin'e okulların açılacağı günü sabırla beklemesini söyledi. Haylaz da onları izliyordu. Oyun oynamak isteyen Haylaz, Aylin'i annesinden kıskanmıştı. Dikkatlerini çekmek istercesine havladı. Fotoğraf albümlerine dalan Aylin ve annesi Haylaz'ın havlamasıyla korktular. Aylin ayağa kalktı ve Haylaz'ın başını okşadı. Annesinin fotoğraf albümünü çok beğenmişti. Okulların açılması ve arkadaşlarıyla fotoğraf albümü oluşturmak için sabırsızlanıyordu. Üzüntüsü yerine mutluluğa bırakmıştı. Haylaz ile birlikte oyun oynamaya hazırdı. Aylin böylece arkadaşlarıyla geçirdiği vakitlerin değerini anlamış oldu. Evet, metnimiz böyleydi. Etkinliğimize geçelim. Bütün metinlerin bir konusu vardır. Konu, metinde ele alınan düşünce, durum, olay ya da sorundur. Bu açıklamaya göre metnin konusunu aşağıya yazınız. Sizce metnin konusu nedir? Evet, metnin konusu ailenin okul ve arkadaşlarını özlemesidir. Bütün metinlerin bir konusu olduğu gibi ana fikri de vardır. Ana fikir, yazarın metnini yazarken okuyucuya vermek istediği mesajdır. Metnin ana fikri bir cümleyle ifade edilebilir. Yukarıdaki açıklamaya göre metnin ana fikri ne olabilir? Evet, düşünelim. Metnin ana fikri arkadaşlarla geçirilen vaktin ne kadar değerli olduğudur. Evet,
Aşağıda yer alan bulmacayı okuduğunuz metinde geçen duygulara göre doldurunuz. Öncelikle metnimizi hatırlayalım. Evet, ailem okulunu özlüyordu. Yani bir özlem duygusu var. Evet, buraya yazalım. Ve Haylaz heyecanla ailemle oyun oynamak istiyordu. Evet, Aylin hayallere dalmışken annesi Aylin'i yanına çağırmıştı ve ona fotoğraf albümlerini göstermişti. Aylin fotoğraf albümlerine bakarken üzüntüsünü, yani üzüntü de bir duygu. Üzüntüsünü unutmuştu. Ve ailenin üzüntüsünün yerine sevinç almıştı. Ve ailenle annesi beraber fotoğraf albümlerine bakarken oyun oynamak isteyen Haylaz ailenin annesinden kıskanmıştı. Kıskanma burada bir duygudur. Ve Aylin ve annesi fotoğraf albümlerine daldığı sırada Haylaz havlamıştı ve Aylin ve annesi de korkmuştu. Korku da burada bir duygudur. Aylin annesinin fotoğraf albümünü çok beğenmişti. Burada beğenme de bir duygudur. Ve ailenin üzüntüsünün yerine mutluluk almıştı. Mutluluk da bir duygudur. Evet. Bulduğumuz duyguları etkinliğimizde verilen ipuçlarına göre yazınız. Evet, diğer etkinliğimize geçelim. Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz. Yandaki cüzlere uygun duyguyu çiziniz. İlk cümlemizle başlayalım. Uzun zamandır istediğim bisikleti ailem karne hediyesi olarak aldı. Çok nokta 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 oldum. Evet, çok ne olabiliriz? Çok mutlu oldum. Arkadaşım oyun oynarken düştü ve yaralandı. Çok nokta nokta nokta. Evet, arkadaşımız düştüğü için çok üzülmüş olabiliriz. Çok üzüldüm. Tatil dönüşü öğretmenimin değişeceğini bilmiyordum. Yeni öğretmenimi görünce çok nokta nokta nokta. Evet, beklemediğimiz bir şey yaşamışız ve çok şaşırdım olacak. Kardeşim kalemleriyle defterlerimi ve kitaplarımı karaladı. Ona çok nokta nokta nokta. Defterlerimi ve kalemlerimi, kitaplarımı karaladığı için kardeşime çok sinirlendim. Yani ona çok sinirlendim olacak. Gece çok susadım ama karanlık olduğu için nokta nokta nokta. Evet, çok susamış ama karanlıktan korkmuş. Yani çok korktum. Evet, verilen duyguları yüz ifadelerine karşılarına çizebilirsiniz. Evet, diğer etkinliğimiz. Aşağıdaki metni altı şapkalı düşünme tekniğine göre tartışınız. Öncelikle altı şapkalı düşünme tekniğinin ne olduğunu konuşalım. Altı şapkalı düşünme tekniği bir durumu değerlendirmek için farklı bakış açılarından bakmamızı sağlar. Örneğin, iyimser, kötümser, yaratıcı ya da soğukkanlı olarak bakmamızı sağlar. Verilen metinde de bizim altı şapkalı düşünme tekniğine göre bu durumu değerlendirmemizi istemiş. Hemen metnimizi okuyalım. Ahmet teknolojiyi çok seven, başarılı ve sık sık teknolojiyi kullanan bir çocuktur. Öğretmeni Ahmet'e internette araştırması için bir ödev vermiştir.
Ahmet araştırma yapmak için bilgisayarın başına geçmiş, ancak kısa bir süre araştırma yaptıktan sonra oyun sitelerine girmiştir. Uzun süre oyun oynayan Ahmet ödevini yapmayı unutmuştur. Zaman geçtikçe gözleri yorulan ve sırtı ağrıyan Ahmet ödevini yapmadan uyumuş ve sabah uyanmakta zorlanmıştır. Okula da geç kalmıştır. Öğretmeni Ahmet'i ödevini yapmadığı ve okula geç kaldığı için azarlamıştır. Evet, sırayla bakalım. Öncelikle beyaz şapka. Tarafsız yani objektif bir bakış açısına sahip olmamızı istiyor. Yani Ahmet ne yapmış? Sizce doğru mu yanlış mı? Ahmet'in ödevini yapması gerekirdi. Ya da öğretmenin ona zor bir ödev ya da sıkıcı bir ödev vermemesi gerekirdi. Kırmızı şapka duygusal bakış açısı. Ahmet ödevini yaparken sıkılmış olabilir ve oyun oynamak istemiş olabilir. Ve Ahmet'e öğretmeni kızdığı için Ahmet de üzülmüş olabilir. Ama öğretmeni de Ahmet'ten beklentisi olduğu için üzülmüş olabilir. Siyah şapka karamsar, olumsuz bakış açısı. Ahmet bilgisayarın başında çok oturmuş, oyun oynamış ama gözleri yorulmuş, sırtı ağrımış ve sabah uyanmakta da zorlanmıştır. Öğretmeni de ona kızmıştır. İyimser, olumlu bakış açısı. Ahmet teknolojiyi seven bir çocuk ve başarılı bir çocukmuş. Ve bu ödevini de yine yapabilir. Telafi edebilir. Yeşil şapka, yaratıcı bakış açısı. Evet, Ahmet öğretmeninden izin alarak ek süre isteyebilir ya da yeni bir ödev yapabilir ve bu durumu telafi edebilir. Mavi şapka, kontrol şapkası. Ahmet başarılı ve teknolojiyi sık kullanan bir çocukmuş. Yani sıkça bilgisayarı kullandığı için bu ödevi tekrar yapabilir. Ve Ahmet oyun sitelerine girmiş. Yani Ahmet durumu doğru, zamanını doğru kullanırsa ödevini de yapabilir. Oyununu da oynayabilir. Evet, diğer etkinliğimiz aşağıdaki boşluğa sizi mutlu eden bir an çiziniz. Evet, bu ödeviniz olsun. Bugünlük konumuz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.